Müzik her daim ruhun gıdası. Ne zaman ruhun gıdası olmamış, ne zaman müzikle coşmamışız, hüzünlenmemişiz, ne zaman müzik duyunca duygulanmamışız, hatıralarımızı yad etmemişiz. Bazen bir müzik duyarsanız sizi alır bir yerlere götürür. Bazen uzaktan bir keman sesi yürümenizi engeller, durdurur. Bazen çok güzel bir ses içinizi coşturur. Müzik her zaman, her zaman çok önemli ve evrensel bir dil. Ben size Osmanlı Sarayı'ndaki müzikten, musikiden söz etmek istiyorum. Tabii ki Osmanlı Sarayı'nda müzik çok önemli. Her yerde önemli olduğu gibi orada da çok önemli. Bakın şimdi orada ne yapılıyormuş? Erkekler Endur'unda meşkhanede meşk alırken, kadınlar da Harem-i Hümayun'da bazı konaklarda müzik öğretmenleri, müzik hocaları tarafından dersler alıyorlarmış. Ne güzel. Belki filmlerde gördük, belki hikayelerde gördük. Kadınlar ut çalıyorlar, cümbüş çalıyorlar. Ne kadar güzel müzik, şevkle okuyorlar ve çalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Haremdesiniz, kadınsınız ve oradaki kadınlardan birisiniz. Çok kadın var. Siz onlardan birisiniz ama düşünün, bir de müzik eğitimi alıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Kendinize daha bir güveniyorsunuz, kendinizi daha iyi görüyorsunuz. Hele de müzik eğitiminizi ilerletirseniz ve bunda da çok başarılı olursanız, hoca oluyorsunuz. Haremdesiniz, müzikten anlıyorsunuz ve hoca oluyorsunuz. Ne kadar güzel. Tabi bunun getirdiği titr de var. Sarayda otomatik olarak hoca denmesi size çok güzel. Tabi bu ne getiriyor size? Ne sıfatı getiriyor? Kalfalık sıfatı getiriyor. Kalfa oluyorsunuz. Sazende kalfa oluyorsunuz. Baş sazende oluyorsunuz. Sazende baş oluyorsunuz. Oh ne güzel. Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmet dönemlerinde sarayda bulunmuş olan Ali Ufki 1670'teki Endur'un meşkhanesini anlatırken şöyle demiş. O da meşkhane musikicileri de o zaman huzurda çalarlar. Bazen de padişah kadınlarını çağırtır. O zaman da musikicilerin başlarını örtü örtülür ve baş eğik çalıp söylemek zorunda kalırlar. Bu konuda ne çok yazılar vardır. Bu konularda anlatılmış çok güzel şeyler vardır. Mesela kadın müzisyenleri kadın gözüyle görmüş olan kadın seyyah Julia, kadınların gittikleri mesire yerlerinin başında gelen küçük suyu benzer şekilde anlatmış ve kadın müzisyenlerin çeng, santur, kanun, ney, daire, tambur gibi çalgıları çaldıklarını söylemiş. Herhalde çalacaklar. Günümüzün çeşitli musiki araştırmaları konu olmuş bestekar hanımlardan birini anlatayım size. Reftar. Reftar'ın Sultan 4. Mehmet zamanında yaşamış bir besteci olduğu söyleniyor. Ama kalfa olarak anılmamış. Reftar'ın aslında kadın olup olmadığından da söz edilmemiş. Acaba kadın mı? Yoksa erkek mi? Sözlü geleneğimiz Reftar'ı kadın olarak kabul etmiş ve kalfa olarak adlandırmış. Reftar kalfa adında kayıtlı eserler arasında Rast, Hicaz, Nigar, Şehnaz Buselik, Muhayyer, Sümbüle, Arazbar, Zemzeme, Zirgüle makamlarında peşrevler ve saz semaileriyle Saba, Peşrev ve Eve Buselik saz semaisi yer alıyormuş. Ne kadar çok
ve ne kadar güzel. Reftar Kalpa'dan sonra 19. yüzyılın ikinci yarısından önce yaşamış olup eserleri çalınan, eserleri söylenen bir kadın daha var. O da çok önemli bir besteci. Dil Hayat Kalpa. Dil Hayat. Tambur çalıyormuş Dil Hayat Kalpa. Evcara makamında Beşref ve Saz Semaisi Meş geleneğiyle 20. yüzyıla ulaşmış ve Darul Elhan Tasnif heyeti tarafından tespit edilmiş eserler arasında yer alıyormuş. Ayrıca 18. yüzyılda güfte mecmualarından olan Heşi Hekimbaşı mecmuasında Dil Hayat adına kayıtlı Rast ve Eviç makamlarında Murabba Beste ve Segah makamında bir semai ile birlikte 15 eseri varmış. Bu nasıl bir şey? Ne kadar güzel. 19. yüzyılda 1. Abdülhamit'in kızı Esma Sultan, 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın saraylarında kızlardan kurulu bir inci saz takımı varmış. Mısırlı Abbas Paşa, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan'a kadınlardan oluşan bir saz takımı hediye etmiş. 2. Abdülhamit'in kızları Naime ve Zekiye Sultanların saz takımları da çok ünlüymüş. Hatta Sultan Abdülmecid'in hekimlerinden İsmail Paşa'nın kızı olarak yıllarca sarayda yaşayan Leyla Hanım'ın anılarından o dönemde haremde bütün üyeleri kadın olan 60 kişilik bir bando ve orkestra varmış. Nasıl olur ya? Birçok pencereyi aydınlatan geniş çıplak bir oda düşünün. 15-20 kadın ve kızdan yarım daire çizen bir düzen içinde oturmuş çeşitli sazlar çalınıyor. Tam ortalarında sıradan gözlüklü bir adam nota sehpasının önünde oturmuş ritim vuruyormuş. Bu Hanım Sultan'ın orkestra bandosuymuş. Kızların çoğu Çerkez ve Gürcüymüş. Salondaki kapıların birinin önünde pinekleyen uzun boylu bir zencinin muhafızlığında musiki dersleri alıyorlarmış. Musiki hocaları Pera Tiyatro Orkestrası'nda çalan biriymiş. Bakın, Atatürk'ün müzik ile ilgili sözlerini okuyunca müziğin önemini bir kez daha çok iyi anlıyoruz. Diyor ki, müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. Evet, hayata müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Wow. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat, hayat zaten mevcut olamaz. Bunlar ne kadar güzel şeyler. İnsanın aklı almıyor. Yani müzikle alakalı çok güzel şeyler söylenmiş. Müzik zaten başlı başına çok güzel. Ben kitaplarımı yazarken müzik dinliyorum. Şiir yazarken müzik dinliyorum. Yağlı boya çalışmalarım sırasında da müzik dinliyorum. Beni yüreklendiriyor, coşturuyor. Müzik hep olsun hayatımızda. Önemli çünkü.